Zeminlerin konsolidasyon özelliklerini belirlemek için yapılan deneylere konsolidasyon ya da ödeometre deneyleri denilir. Suya doygun kohezyonlu bir zemin tabakasının konsolidasyon oturmasını tahmin etmek için tabakadan örselenmemiş zemin örneği alınır. Ucu keskin çelik bir halka içindeki zemin örneği konsolidasyon aletine yerleştirilir. Çelik halkanın çapı 50 mm, yüksekliği 25 mm ya da çapı 100 mm, yüksekliği 50 mm olabilir. Çelik halka zemin örneğinin yanal deformasyonunu önler. Sıkışma sadece düşey doğrultuda meydana gelir. Buna bir boyutlu konsolidasyon denilir. Zemin örneğinin alt ve üst yüzeylerine suyun çıkmasına olanak sağlamak üzere geçirimli taşlar yerleştirilir. Bakın, alt kısma geçirimli taş yerleştirilir. Orta kısma numune, daha sonra üstüne tekrar geçirimli taş yerleştirilir. Zemin suya doygun hale getirilir. Bu poros taşlar sayesinde su tahliye edilebilir. Bu delikler çok küçük olduğu için zemin deliklerden geçemez arkadaşlar, zemin numunesi. Şu kısımda yükleme yapılır. Bakın, yüklemeler şuralardan yapılır. Bu yük şuradaki kısımla zemine aktarılır. Kısımlarda yanal deformasyon önemli arkadaşlar. Şurada bir deformasyonu ölçen bir sayacımız mevcuttur. Bakın, yine burada suya doygun hale getirilmiş. Bakın, poros taşları yerleştirilmiş. Şu kısımlar sayesinde yanal deformasyon önlenmiş ve yükleme yapılmış. Yükleme adım adım yapılır. Bu kademe değerleri 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ve benzeri kilonewton bölü metrekare olarak seçilir. Bakın, birinci adımda yükleme yapıldıktan sonra 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika gibi böyle katlanan değerlerde deformasyon ölçülüp kaydedilir. 24 saat dolduktan sonra ikinci yüklemeye geçilir. Tekrar kayıtlar yapılır. Daha sonra tekrar üçüncü yükleme yapılır. Tekrar kaydedilir arkadaşlar. Yükleme adımları bittikten sonra boşaltmaya geçilir. Boşaltmada da yine benzer işlemler uygulanır. Bakın, burada bu teorisi gösterilmiş arkadaşlar. Bakın, burada zemin numunesi suya doygun halde yükleme yapılmış. Bakın, su tahliye ediliyor. Bakın, burada deformasyon artıyor zamanla. Hacim azalıyor. Tekrar yükleme yapılmış. Bakın, yine burada su tahliye edilmiş. Bakın, düşey bir deformasyon var ve hacim azalıyor. Yük tekrar arttırılmış. Burada su tahliyesi artmış. Deformasyon artmış. Bakın, hacim azalmış. Daha sonra yük kaldırıldığı zaman, bakın şurada unloading, burada bir kabarma oluşuyor arkadaşlar. Hacim bir miktar artar. Bakın, yine yükleme yapılmış. Hacim azalmış. Yükleme yapılmış. Bakın, oturma artmış. Oturmalar artıyor arkadaşlar. Oturma arttıkça hacim azalır. Her adımın sonu için zemin örneğinin boşluk oranı hesaplanır. Boşluk oranları iki yöntemle hesaplanabilir. Bakın, böyle gösterebiliriz. Bakın, şurada deney başındaki yüksekliğimiz, burada deney sonundaki yüksekliğimiz, bakın burada adım, ilgili adım sonundaki yüksekliğimiz, buradaki arasındaki fark arkadaşlar. Yükseklik farkı, ilgili deney adımı sonundaki tanemiz ve suyumuz arkadaşlar. Burada boşluk oranı cinsinden gösterilmiş. Bakın, yine aynı şekil. Burada sadece gösterim değişik arkadaşlar. Bakın, burası boşluk oranı, boşluk hacmi bölü tane hacmiydi arkadaşlar. Bakın, o şekilde gösterilmiş. Zemin örneğindeki tane yüksekliği HS aşağıdaki gibi hesaplanır arkadaşlar. Bakın, burada HS eşittir WK bölü gamma S çarpı A. Bakın, buradaki A yüzey alanımız. Buradaki çelik halkanın yüzey alanı arkadaşlar, deneydeki, bakın şuradaki zemin numunesiyle aynı alana sahip. Bakın, bunu yükseklikle çarparsak hacmi elde ederiz. Hacimle de tane birim hacim ağırlığını çarparsak ağırlığı, kuru ağırlığı elde ederiz arkadaşlar. Buradan kuru ağırlığı da şu kısımlara bölersek yüksekliği bulmuş oluruz. Bakın, burada şuradaki h son eksi hs dedi arkadaşlar. Bakın, burada h son h baş eksi delta h'tır arkadaşlar. Bakın, şu kısımda delta h'ı çıkartırsak, bakın şuradaki
H-son'u buluruz arkadaşlar. Bu kısımdan da şuraya çıkartırsak şuradaki suyun yüksekliğini bulmuş oluruz. Bunu HT'ye böldüğümüz zaman bakın yine şuradaki E-son bölü 1'dir arkadaşlar. Bu oranlar birbirine eşittir. Bakın burada bölü 1'i yazmamıza gerek yok. Buradan son boşluk oranını hesaplayabiliriz. Yani ilgili adım sonundaki boşluk oranını hesaplayabiliriz. Bu yöntemde hesaplamalar baştan sona doğru yapılır. B şıkkında arkadaşlar konsolidasyon deneyinin en sonunda zemin örneğinin boşluk oranı SR eşittir %100 kabul edersek. Bakın SR eşittir %100 demek SR'nin 1'e eşit olması demek. SR 1'e eşit olursa bakın buradaki formül geçen yıl görmüştük. E eşittir gamma s çarpı W. Bu da son kısımda E son eşittir. W son bölü gamma s formülü ortaya çıkar. W son deneyin en sonunda zemin örneğinin belirlenen su içeriğidir. Herhangi iki durum arasında boşluk oranı ve boşluk oranı farkı ile yükseklik ve yükseklik farkı arasında aşağıdaki genel ilişki yazılabilir. Bakın şuradaki şeklin aynısını aşağıya taşıdım. Bakın yine burada delta E bölü 1 artı E delta H bölü H'e eşittir arkadaşlar. Aynı orandadır. Burada bakın şu denklemi yazdıktan sonra arkadaşlar burada delta'yı bulmak istediğimiz için bakın şunu çarpım olarak karşıya geçirebiliriz. Bakın şurada o işlemi yapmış. Bakın şurada. Şurada bakın. 1 artı E baş. Başlangıç yazarsak başlangıç yüksekliği. Son yazarsak son yüksekliği arkadaşlar. Bakın burada yazarsak şu kısım sabit bir sayı olduğu için burada delta H'ın değişimine göre burada delta E'yi hesaplayabiliriz. Bakın burada. Bakın burada yükleme yapıldıkça arkadaşlar basınç arttıkça boşluk oranı bakın azalmış. Bakın şurada yükleme gittikçe artıyor arkadaşlar. Gerilme gittikçe artmış. İyice azaldıktan sonra arkadaşlar boşluk oranı yük kaldırıldıktan sonra boşluk oranı bir miktar artmış arkadaşlar. Kabarma oluşmuş. Buradaki eğriyi bakın şu alt kısmı yani şu x eksenini logaritmik şekilde gösterirsek bakın şu kısım şöyle kalır arkadaşlar. Bakın şu eğrimiz şuna dönüşür logaritmik şekilde. Bakın bu burada şuradaki cc katsayısı bu eğimdir arkadaşlar. Bakın şu cc eğrisinin eğimidir. Sıkışma indisi. Bu eğimde şöyle hesaplayabiliriz. Bakın karşı bölü komşudan yükseklikler arasındaki fark bölü uzunluklar arasındaki farkta. Bakın E1 eksi E2 bölü logaritma sigma 2 üssü eksi logaritma sigma 1 üssü arkadaşlar. Logaritmanın kuralı gereği bakın eksi şöyle bölü şeklinde yazabiliriz şu kısmı. Burada da sigma 2 üssü de sigma 1 üssü artı ilave gerilmedir arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Şu kısmı da kullanabiliriz. Şu kısmı da kullanabiliriz arkadaşlar. Soruya göre. Yine bakın şurada kabarma indisi CS. Buradaki CS de boşaltma doğrusunun eğimidir. Killerin likit limiti WL ile CC sıkışma indisi arasında bazı ampirik ilişkiler verilmiştir. Normal konsolide olmuş killer için CC sıkışma indisi 0.009 çarpı bakın buradaki WL dediğimiz likit limit eksi 10. Buradaki formülü kullanarak likit limiti biliyorsak sıkışma indisini hesaplayabiliriz. Örselenmiş killer için bakın şurada sıkışma indisi eşittir 0.007 çarpı likit limit eksi 10. Bağıntıları verilmiştir. Bu bağıntılarda likit limit tam sayı olarak yerine yazarsak buradan sıkışma indisi katsayılarını hesaplayabiliriz. Hacimsel sıkışma katsayısı M ve birim hacimdeki azalmanın birim gerilme artışına oranı olarak tanımlanır. Bakın burada MV eşittir delta V bölü V bölü buradaki gerilmeler arasındaki fark arkadaşlar. İlk gerilme ile son gerilme arasındaki fark yani ilave gerilmedir arkadaşlar buradaki kısım. Burada bakın delta V bölü V eşittir tek boyutlu olarak düşünürsek delta H bölü H eşittir delta E bölü 1 artı E. Bakın buradaki şu eşitlikten
şu eşitlikleri kullanarak bize hangisi verilmişse diğerlerini bulabiliriz. Bakın burada n v eşittir yine delta v bölü v yerine delta h bölü h ya da delta v bölü 1 at'yi kullanabiliriz. Konsolidasyon olayını benzetimi bunu bir sonraki videoda görelim.